Arkadaşlar herkese merhaba, Volkan Manav ben. Bugün sizlerle LG'nin yeni nesil telefonu Vion'a yakından bakalım istedim. Telefon gerçekten özellikler bakımından büyük yenilikler içeriyor. İki tane ekranı var telefonun, iki tane ön kamerası var. Dilerseniz bunlardan biraz kısaca teknik özelliklerinden başlayarak telefonu değerlendirmeye başlayalım. Telefonda iki tane ekran var dedik. İşte 5.7 inç bir ekran var, ana ekran. Bu ekran 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip. 2K çözünürlük yani bu. IPS LCD ve Quantum Display teknolojisi kullanılıyor. 515 ppi değeri var telefonun. Yoğunluğu var, ekran yoğunluğu var. %70.8 ekranın kasaya oranı var. Bu çok kötü bir rakam değil. Aslında daha iyi rakamlar var. Fakat bu aslında ekranın kasaya oranının düşük, biraz düşük olmasının sebebi ikinci ekran. İkinci ekran 160x1040 piksel çözünürlüğünde ve 2.1 inç boyutunda bu ekranda. Ekranın tabii özelliklerinden biraz bahsedeyim isterseniz lafı gelmişken. Ekranın özelliği aslında şu: Samsung Edge serisi telefonlarıyla telefonun tamamen ekranın açılmadan ekrana telefondaki bildirimleri alabilmemizi sağlamıştı. LG aslında bu noktada biraz daha öteye götürüyor bu işi ve bu ekranı sürekli olarak açık tutarak pile herhangi bir katkısı olmadığını söylüyor bunun. Negatif anlamda bir katkısı olmadığını söylüyor. Düşük çözünürlükten ve düşük boyuttan dolayı. Böylece gelen bildirimleri ana ekranı açmadan görebileceksiniz ve bu sizin şarjınızın daha uzun süre gitmesine sebebiyet verecek. İşte maillerinize, mesajlarınıza, cevapsız çağrılarınızı oradan görebileceksiniz. Hatta belki, şimdi bilmiyorum, hani kullanım videoları var ama çok detaylı video maalesef izleyemedim. Vion'la ilgili. Telefon elimize geldiğinde test edip göreceğiz bunu. Belki de dediğim gibi o ekranı açmadan, ana ekranı açmadan bunlara cevap bile verebileceğiz. En azından cevapsız çağrılara tekrar geri dönüş yapabileceğiz diye düşünüyorum. Telefonun ekranı açıldığı zaman da üstteki küçük ekran kısa yol ekranı haline geliyor ve birçok kısa yolu orada tutabiliyorsunuz. Bunun önlerinin hepsini test edeceğiz. Birçok oraya kısa yolu atayabiliyorsunuz. Ekran teknolojisi bu telefonda. Telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi de önde çift kameranın olması. Ben Huawei Honor 6 ile arkada çift kamerayı görmüştük ve çok iyi kullanılıyordu bu kamera. Bu kameralardan arkada yani çift kamera kullanan telefonlar var ama biliyorsunuz işte HTC One M7 gibi ya da M9 Plus gibi telefonlarda ikinci kamera aslında alan derinliği sağlıyor ve ikinci kameranın aslında görsel olarak bir katkısı yok telefona. Bu telefonunsa öndeki kameraları Honor 6'daki gibi, Honor 6 Plus'taki gibi, özür dilerim, Honor 6 Plus'taki gibi arkadaki çift kamera iki tane görüş açısı sağlıyor ve böylece tek kamerayla çektiğinizde 80 derecelik açıyla fotoğraf çekebilirken çift kamerayla 120 derecelik açıyla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Geniş selfie yaparken artık telefonu hareket ettirmenize falan filan gerek kalmadı. Bu çok güzel bir özellik. Nasıl çalıştığını gerçekten çok merak ediyorum. Arkada kullanılan bu kamera teknolojisini önüne getirmesi LG'nin büyük bir inovasyon. Bunu söyleyeyim. Telefonda Snapdragon 808 işlemci var. LG G4'te kullanılan Snapdragon 808 işlemci bu. Adreno 418 grafik birim var. Bu işlemci 8 çekirdekli. 4 adet A53 ve 4 adet de A57 çekirdeklerden oluşuyor. İşte A53'ler daha düşük frekansta. İşte A57'ler 1.8 GHz'e çalışıyor. Aslında burada şöyle de bir şey var. Ben bunu hep söylüyorum. Bizim sektörümüzdeki insanlar Snapdragon 810'lu telefonların Snapdragon 808'den daha iyi olduğunu anlatmaya çalışıyorlar, söylemeye çalışıyorlar ama aslında böyle bir durum söz konusu değil. Snapdragon 808 bugün oldukça başarılı bir işlemci. Bunu yaptığımız testlerde zaten ispatladık. Arayüz testlerini yaptık, bunları yayınladık, sizlere paylaştık. Lütfen eğer izlemediyseniz arayüz testlerini mutlaka izleyin. Snapdragon 810'a sahip LG G Flex 2 Snapdragon 808'e sahip LG G4'ten daha düşük performans gösterdi. Bunu da söyleyeyim size. Yani bir işlemcinin daha fazla çekirdek sayısı olması, daha yüksek frekansa çalışıyor olması telefonun arayüzüne, telefonun hızına temel anlamda katkısı alamıyor. Bunu yaptığımız testlerde ortaya koyuyoruz. Ama sektörde dediğim gibi bazı insanlar enteresan bir şekilde böyle bir şey söylemeye çalışıyor. Yani Snapdragon 808 kötüdür gibi. Ya keşke Snapdragon 808 olmasaydı. Ya Snapdragon 808 gerçekten iyi bir işlemci. Bunu yaptığımız testlerde zaten ortaya koyuyoruz. Yani bunu hani kafadan atmıyorum. Spesifik olarak söylüyorum. Bunun testlerini yaptık. Ben o yüzden Snapdragon 808'in pil performansına da ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum. Isınmadığını görüyorum telefonun en azından. 6 çekirdek olmasından dolayı. Çünkü 4 çekirdek zaten çalışıyor. Snapdragon 810'da da çalışıyor. Ama
İki çekirdeğin devreye girmesi performans arttırıyor ve ısınmasının da önüne geçiyor telefonun. Bunu baştan söyleyeyim. Burada bir problem yok. Telefonun 64 GB hafıza, 4 GB RAM var. 64 GB hafıza var dendi telefonda ama bakalım biz 64 GB versiyonu mu gelecek yoksa 32 GB olacak mı? Bunu da hep beraber göreceğiz. Merak ediyorum. Micro SD kart desteği var. İşte spesifikasyonlarda 128 GB'a kadar destek veriyor diyor ama 2 TB'a kadar olduğu yazıyor bir yerlerde. 16 megapiksel arka kamera var. Arka kameranın tahminimce LG G4'te kullanılan kamerayla aynı IMX 240 sensör olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Önde 5 megapiksellik 2 tane kamera var. 2 tane kamera sensörü var. Bakalım bu kamera sensörleri nasıl fotoğraf çekecek? 5 megapiksel, 10 megapiksel fotoğraf çekebilecekler mi? Hiç sanmıyorum ama ikinci kameranın görüş açısına büyük etkisi var. Yani gözümüz gibi düşünün. İki gözümüz de görüyor. Telefon artık iki kamerayla birlikte görebiliyor. Ve sadece alan derinliği yapmaya yaramıyor bu kameralar. Bunu söyleyeyim. Özellik anlamında Quick Charge 2.0 var. İşte bu Samsung'larda da var. Artık birçok telefonda var bu. Kullanılmayan telefon kalmadı bu. İşte 40 dakikada %50'sini telefonu şarj edebiliyorsunuz bu teknolojiyle. LG ilk defa parmak izi okuma teknolojisi kullanıyor telefonda. Amiral gemisi telefonunda. Bu teknolojinin nasıl çalıştığını tabii hep beraber test yapacağız. O telefonun arkasında bulunuyor parmak izi okuma sensörü. HTC One Max'te ilk denemiştim ben arkada parmak izi okuma sensörünü. Biraz zordu kullanımı. Ama işte dediğim gibi bakalım göreceğiz nasıl olacağını. Nasıl çalışacak parmak izi okuma sensörü. Telefonun bir özelliği var. Bu MHL STD810G diye bir darbe sertifikası var telefonda. Oldukça önemli bir sertifika bu. Bu sertifikayı alan şu an benim bildiğim telefon yok. Bu telefon bunu almaya hak etti. Ve bununla ilgili videoları da yayınladık size. Telefonun 192 gramlık bir ağırlığı var. Evet, muadil ürünlere göre biraz ağır görünüyor telefon. Fakat işte çift kamera, işte 2.1 inç ekstradan ekran bence bu gramajın artmasına sebebiyet veren donanım. Arkadaşlar hemen şöyle bir şey söyleyeyim ben. LG Vion'da ikinci ekranı kullanarak bence mükemmel bir işe imza atmış. Bunu baştan söyleyeyim. Neden diyeceksiniz? Çünkü ikinci ekranın kullanılması pile çok ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Bu ikinci ekranın pile çok büyük bir etkisi olmadı. Hatta hiç etkisi olmadığı söyleniyor LG tarafından. Bunu test etmek lazım, görmek lazım nasıl olacağını. Ama çok düşük çözünürlükten dolayı 160x1040 piksel ve 2.1 inç olmasından dolayı evet çok az bir katkısı olacaktır. Burada bildirimler eğer Samsung'da kullanılan Galaxy S6 Edge Plus şu an test ediyorum. Galaxy S6 Edge Plus'taki gibi sınırlı olmayacaksa ve gerçekten de birçok bildirimi buradan görebileceksek bence çok önemli bir özellik bu. Pilin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi adına da önemli bir özellik. Bakalım dediğim gibi nasıl bir katkı sağlayacak bize hep beraber göreceğiz bu noktada. İkinci kamerayı da çok merak ediyorum. Öndeki ikinci kamerayı da çok merak ediyorum. Honor 6 Plus'ı inceleme fırsatımız olmadı. Bir arkadaşım getirecekti bu telefonu, getirmedi. O yüzden test edemedim. Ama buradan da Osman'a selam söyleyeyim. Ama şöyle söyleyeyim ben. İkinci kamera, önde ikinci kameranın olması geniş açılı selfilerin ve toplu selfilerin önünü açacak bir teknoloji. Selfie bir hastalık. Selfie yapmayan yok. Hepimiz yapıyoruz selfie. Ben arka kameradan daha önemli olmaya başladığını görüyorum ön kameranın. Ve bu noktada birçok kullanıcının ön kamerası en iyi telefonları tercih etmeye çalıştığını da görüyorum. Sizlerin yorumlarınızdan. Birçok insan artık arka kamerayı sormuyor. Neredeyse ön kamerayı soruyor insanlar. Yani ön kamerası nasıl? İyi mi? İşte renkleri nasıl veriyor diye soruyorlar. Bakalım nasıl bir performans gösterecek LG Vion. Ben şunu söyleyeyim. Kasım ayında sanıyorum telefon piyasaya çıkacak. Türkiye'de de Kasım ayında herhalde pazara sunulur. Bu noktada çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Evet, Türkiye'de lansman yapılmadı ama dünya ile aynı anda piyasaya çıkabilir telefon Türkiye'de. Fiyatı ne olacak dersiniz? Yani burada LG G4'ten daha pahalı olacağını söylemek herhalde hayal, yani böyle hayal görmek olmayacaktır diye düşünüyorum. Bir medyumluk da olmayacaktır burada. LG G4'ten daha pahalı olacaktır. Şu an LG G4 hala 2200 lira seviyelerinde satılıyor resmi kanallardan. Bu telefonun da 2400, 2500, 2600 o seviyelerde, yani 2400-2600 seviyelerinde bir fiyatlandırmadan çıkacağını düşünüyorum.
İçinden geçen rakam nedir derseniz 2499 liradır. Burada onu söyleyeyim. 2200 liraya satın LG G4'ün karşısına 2499 liradan bu telefon konuşlandırılabilir. Keşke daha uygun fiyata satışa sunulabilse ama benim gördüğüm kadarıyla yani tahminlerime göre 2499 liradan bu telefon satışa sunulacaktır diye düşünüyorum, umuyorum. Bakalım LG nasıl bir satış politikası benimseyecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama telefon önemli bir telefon. Bence LG çok önemli bir açığı burada dolduruyor. Ve bence Snapdragon 820'li telefonların öncesinde oldukça güzel bir hamle atıyor. Hep beraber dediğim gibi LG V10 ile ilgili neler yaşanacak, nasıl bir performans sergileyecek bunu beraber test edeceğiz, göreceğiz, inceleyeceğiz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen siz de LG V10 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Telefonun size hitap edip etmediğini söylerseniz çok sevinirim. Şimdilik söyleyecekleriniz bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.